Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz, duyurusunu da yaptığımız üzere anlatacağımız konu, elimizde balistik hesaplayıcı olmadan, elimizde hiçbir veri olmadan, çekirdeğe ait hiçbir veri elimizde olmadan, yani çekirdek ağırlığı, çekirdek çıkış hızı, çekirdek tipi, yapısı, balistik katsayısı, hiçbir veri elimizde olmadan nasıl uzun mesafelere atış yaparız? Bununla alakalı konuyu anlatacağım. Bu çok yaygınca bilinen de bir şey değildir. Diyelim ki bir yere gittiniz, size bir çekirdek verdiler. Bu çekirdek de kutusunda değil. Yani üzerinde markası, modeli, çıkış hızı, balistik katsayısı vesaire hiçbir bilgisi yazmıyor. Bu çekirdeğin uzun mesafelere nasıl atarız? Bunu anlatacağım. Bu ekranda görmüş olduğunuz atış kartını paylaşacağım sayfadan zaten. Oradan indirip kendiniz kağıda da yazabilirsiniz ki ben şu şekilde yazdım size bazı işlemleri göstermek için. Manuel olarak hesaplamayı da göstereceğim. Küçük bir karttır. Böyle ekranda büyük gözüktüğüne bakmayın. Kredi kartı kadar bir şeye sığdırabilirsiniz bunu. Yazıcıdan çıktı alıp cebinize koyabilirsiniz. Bu manuel bir tekniktir. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi katsayılar ve paht yüzdeleri yazıyor burada. Şimdi katsayılar şunun için. Atıyorum 400'den 500 metreye atacaksak katsayıyı bu arada kullanıyoruz. Ama 400'den 800 metreye atacaksak, 600'den 900 metreye atacaksak tek tek katsayıları çarpmak gerektiği için buna gerek yok. Bu uzun bir işlem. Çok basiti var. Bakın, tekniğini şöyle, temel tekniğini açıklıyorum. Öncelikle elimize tüfeği aldık ve mermileri aldık. Hiçbir bilgimiz olmayan mermileri aldık. Koyduk tüfeğe. Arkadaşlar, bir referans mesafesi belirliyorsunuz. 400 metre, 300 metre gibi. 400 metreyi tavsiye ediyorum ben size. 400 metreye bir mermi attık hedefe. Diyelim ki 1 metre alt düştü. Klik verip tekrar bir mermi daha atıyoruz. Çok yaklaşıyoruz. Birkaç klik daha vererekten, işte oradaki atışınıza göre, tam hedefin ortasına girişimizi yapıyoruz. 400 metrede hedefimizi vuruyoruz. Daha sonra dönüp vurduğumuz kliğe bakıyoruz. Kaç klikle vurmuşuz? 27 klikle. Ben şimdi buraya balistik programla da sağlamalı olsun diye çıkarttım. 400 metre vuruş kliği 27. Pahtı kaç? %20. Gördüğünüz gibi 400'ün karşısı, yani 400'ün pahtı kaç? 20. Tamam mı? Bunu anladık. Bakın, 400 metreye attık. 27 klikle vurduğumuzu bulduk. Ve 400 metrenin paht yüzdesi kaç? %20. Bu sabittir, değişmez arkadaşlar bu değerler. Her yerde aynıdır. %20. Şimdi 27 klikle vurduk. Paht %20. Atacağımız mesafe kaç metre? 700 metre diyelim. 700'ün pahtı kaç? Gördüğünüz gibi 53. Notumuzu aldık mı buraya? Bunun için kafadan da yapabilirsiniz. Yani kart elinizde bakarak da yapabilirsiniz ama ben anlatıyorum sadece. Bir kağıt kalemle de yapabilirsiniz. Matematik kuvveti olan kafadan da yapar bunu. Atacağımız mesafe kaç? 700 metre. 700'ün pahtı kaç? 53. Şimdi 400 metrede referans olarak bulduğumuz klik çarpı atacağımız mesafenin paht yüzdesi bölü attığımız mesafenin pahtı. Bakın, bulduğumuz klik çarpı atacağımız mesafenin pahtı bölü attığımız mesafenin pahtı. Çok basit bir işlem. Bu da nasıl olur? 27 çarpı 53 1431 çıkar. Bölü 20 dediğiniz zaman 72 bulursunuz. Şimdi geçelim balistik programa ve bunun sağlamasını yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi balistik program önümde. 400 metreye atmışız, 27 klik bulmuşuz. Doğru mu? Şimdi bakalım ki balistik program kaç verecek? 700 metreyi biz hesapladık. Hesapla diyoruz. Bakın, 73 klik buldu. Biz kaç bulmuştuk? 72 klik. Gayet de doğru bir oran. Şöyle, zaten elinizde hiçbir veri olmadan bu kadar yaklaşmanız, bir klik, iki klik, üç klik fark eder. Yani maksat burada bu kadarını bilebilmek. He, şu da var. Balistik programlar dahi milimetrik vermez ve balistik program yanlış veriyor olabilir.
Bu da doğru olabilir arkadaşlar. Çünkü bu sahada atılarak, denenerek yapılıyor ama balistik programa sahanın verileri giriliyor. Yani dışarıdaki tüm etkenleri balistik programa giremeyebilirsiniz. Ara rüzgarı vesaireyi bulamayabilir. Mermin yolda BG kaybedebilir. BG'si değişebilir. Sonuçta sürekli aynı veriyle kalamayabiliyor. Çünkü attığımız çekirdekler çok kaliteli çekirdekler olamayabiliyor her zaman için. Bunun temel tekniği böyle. Bir tane daha yapalım, ben size göstereyim. Mesela kaça atalım? 600 metreye atalım diyelim. 600 metreye atalım. Öncelikle şuraya. Tabii burada tüfekle atmadığımız için manuel olarak gösteriyorum. 600 metre hesabını yapalım. 600 metreye atışımızı yaptık. Kaç klikle vurduk? 55 klikle. 600 ok 55. 55 klikle vurduk, doğru mu? Kaç metreye atalım 600'den? 900 metreye atalım. Tamam. 900'ün paht değeri kaç? 83. Tablodaki gibi. Bu kart elinizde olacak. Kredi kartı kadar küçüktür. Bu yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. 83. Şimdi 600 metre kliği yani attık diyelim ki çevirdik, attık, çevirdik, attık, çevirdik, attık. 4. veya 3. mermide 600 metreyi de vurduk. Referans olarak alıyorum. Bu 400 de yapabilirsiniz, 300 de yapabilirsiniz. 600 metreyi vurduk. 55 klikle vurduk. 55 çarpı arkadaşlar 900'ün paht yüzdesi kaçtı? 83. 83 diyoruz. 4565 çıkıyor. Bölü kaçtan atmıştık? 600'den. Bakın gene aynı şeye gel. 600'den attığımız için dönüp tekrardan 600'ün pahtına böleceğiz. 40 dediğimiz zaman 114 çıkıyor. Hatta 115 çıkıyor. 115 klik. Geçelim balistik programı arkadaşlar. Teyit yapalım. 900 metre yazıyorum. Gördüğünüz gibi 900 metre yazıyorum. Hesapla diyorum. 116 klik çıkıyor. Balistik program 116 buldu. Biz 115 bulduk manuel sistemle. Bu teknik çok bilinen bir teknik değildir. Türkiye'de bunu da yani 10 kişi geçer mi bilen bilmiyorum. Zannetmiyorum çünkü daha önce görmedim de. Bu teknik buydu. Bunu anlatmamın sebebi olur ki telefonunuzun şarjı biter. Balistik programınız çalışmaz. İşe yaramaz. Elinizde şu atış kartı varken yerde toprağa bile dalla hesap yapabilirsiniz. Bunları da üşenmedim yazdım sizin için. Daha doğrusu yazdırdım, ben yazmadım da. Elinizde bu atış kartı varken istediğiniz mesafelere atışlar yapabilirsiniz. Şimdi bunun detaylı bir kartı daha var. Bir detaylı bir formülü daha var. Ara mesafelere atış şeyi formülü. Mesela 525, 575, 585, 595 gibi veya 650, 675 gibi ara mesafelere atışları var. Onu da paylaşacağım. Ben bu tekniği nerede kullanıyorum? Dayının birisi mesela getiriyor bir torba mermi. Adam bilmiyor, marka bilmiyor, model bilmiyor. Diyor ki yeğen şundan nasıl vuracağız? Bu burayı neyle vuruyor? Neyle vuruyor? Alıyorum 2-3 tane atış yapıyorum. Buluyorum 400 metrede vuruşunu. 300'ünü buluyorum. 200'ünü buluyorum. 600'ünü buluyorum. Ondan sonra çevirip atıyorum. Kendisine de attırıyorum. Sıfır balistik programsız mesela bulabiliyoruz vuracağımız mesafelerin klik değerlerini. Çünkü anlık sahada basınç, sıcaklık neyse mermi ona göre düşüş yapıyor. Ona göre bir yol izliyor. 27 klikle vuruyorsak 400'ü zaten çekirdek bütün atmosfer koşullarından etkilenerek o 27 kliği bize veriyor. O yüzden sahanın içinden sağlıklı bir değer oluyor. Böyle bir video çekelim dedik. İlk videomuzu da böyle yapmış olalım. Yine soracağınız bir şey olursa Facebook'tan zaten sorarsınız Türk Sniper olarak. Şimdilik görüşürüz başka videolarda arkadaşlar. Bu atış kartını da Facebook'ta paylaşacağım. Herkes kendine iyi baksın.